adam 8 Eylül'de değil de 10 Eylül'de işe girmiş. Sonra da gitmiş askere. O askerliğini saydırıp öne alamıyor. O sayı, yani 8 Eylül tarihi, o sayı dedim tarih, o tarihi değiştiremiyor. Tamam. Çünkü çok fazla soru var. Hanımlarda da, Eylül 90, hanımların doğumda da aynı, doğumu soruyor, onlarda evet. da aynı şey geçerli. Aynı şey. Aynı mantık. Yani 8 evet. Eylül 99 evet. tarihini evet. revize olmuyor. Olmuyor. Bir mutlak tarih. Meşhur staj konusu var Sayın Bakanım. Yani şey doldu. Twitter doldu. Staj konusu. Şimdi staj, kendilerini staj mağduru diye ifade edilen arkadaşlar. Çok var vallahi, onu size bıraktım. Ben şunu söylüyorum. Sormasam. Staj bir mağduriyet konusu değil. Staj bir eğitim. Evet. Staj bir eğitim. Staj stajda iş veren yok. İş akdi gerçekleşmemiş. Yani çalışma hayatına başlamamış olarak değerlendirilir. İş akdiyle başlanır. Bizim iş hukukumuzda göre bir sorun olmadığı için prim de yatırılmamış. Dolayısıyla staj ayrı bir şey için, ona hastalık sigortası için devlet bir destek vermiş. Staj yapanlar hasta olurlar vesaire diye. Onların da bir sigorta sistemi var. Ona kaydolmuşlar. Onlar onu gerekçe gösteriyorlar. O başka bir şey. Anladım. Yoksa kimse staja öğrenci almaz. Hiçbir fabrika staja eleman almaz. İş akdi sayılır diye. İş akdi başlayınca iş akdinin zaruri sonuçlarının hepsi içine girer. Hiç kimseyi staj yaptıramayız. Böyle bir düzenleme söz konusu değil. Bu EYT onu kapsamıyor. EYT onunla ilgili bir konu değil zaten.